Good afternoon, ladies and gentlemen. İyi günler hanımefendiler, beyefendiler. Adım Michael Gregg. Ben burada Taurus ve Didia'yı temsilen burada bulunmaktayım. Hevesiniz, hevesli katılımınız için özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Ben bir 40 dakika kadar konuşmak istiyorum. Burada yetenek yönetimi sınıflandırması ve pipeline yönetiminin uygulanması. Şimdi bugünden sonraki bu konuşmada 3 tane kilit nokta var. Onlara değinmek istiyorum, belirtmek istiyorum. Birincisi ve en önemlisi, bir kere yetenek yönetim eşittir iş başarısı konusu olacaktır. Epey araştırma yapıldı dünyanın her tarafında. Kuruluşlar gayet iyi yapılandırılmış bir yetenek sınıflandırma sistemini uygulayan firmalar, uygulamayanlara oranla çok daha başarılı. Mali ve istatistiki bir gerçek bu. Ümit ederim ki böylece dikkatinizi çekmiş olayım. Burada iletmek istediğim ikinci mesaj ise iyi bir yetenek yönetiminin yolu doğru bir şekilde kuruluşunuzdaki liderlik potansiyelini teşhis etmek ve her bir seviyede liderlerin gelişmesine yardımcı olmak. Ve üçüncü nokta, burada altını çizmek istediğim, bu yetenek yönetimi eşittir iş başarısı. Bunu asla unutmanızı istemiyorum. Bu çok çok önemli bir nokta. Evet, dediğim gibi iyi bir yetenek sınıflandırma yönetim sistemi aslında, diyelim bir şirketin bir CEO'su olun, bir gün için, bir gece için. Sizin uykunuzu neler kaçırırdı? Sizi neler uykusuz bırakırdı? Ben şunu öneriyorum. Diyelim ki bir şirket olarak, bir kuruluş olarak bizim başarımız nelere dayalı? Bir kere her şeyden önce bu kurumun, bu şirketin aslında yönetim kurulu, CEO, hissedarlar bu kuruluşun vizyonu ve stratejisi olarak neyi vermişlerse onu gerçekleştirmeye çalışacak. Ben şirket olarak ne olmak istiyorum? Bu vizyona erişmek için ne gibi bir strateji uygulayacağım? Bu şu anlama geliyor. İş belirli bir yönde ilerlemesi gerekir. Ve burada ben buna bazı iş yürütücü, işin itici güçlerine değinmek istiyorum. Ve bugün değinmek istediğim kavramlardan biri de şu. İşi yürüten şeylerle yetenek yönetimi arasındaki bir işin başarılı olmasındaki katkı. Yani iyi bir yetenek yönetimi ile aslında işi geliştirici güçler ortaya çıkar. Üst düzey yöneticilerin karşılaştığı bir takım zorluklar vardır. Bunlar bu stratejiyi güçlü bir şekilde uygulayabilmeleri için bunlara karşı gelerek çözebilmeleri gerekir. Belki önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde sizin kurulunuzda bugünkü ekonomik çevrede en önemli şey maliyetlerin kontrol altında tutulması, etkinliğin artırılması. CEO, uykunuz kaçmış, gece yatıyorsunuz. Endişeleneceğiniz şeylerden biri maliyetleri kontrol altına almak, etkinliği artırmak. Aksi takdirde var olamaz sizin kuruluşunuz. Belki de yeni ürünler geliştirip lanse etmeniz gerekebilir. Bir takım yenilikçi şeyler yapmanız gerekir. Günümüzdeki ekonomik çevrede başarılı olmak için bunlar şart olmaktadır. Ve bunu yapmak için benim kurumum, şirketim farklı görünmesi gerekiyor. Çeşitli parçalara entegre olacak, belki daha yalın olacak, daha etkin çalışacak. Yetenek yönetimi benim için, For Taurus ve DDI için başlangıç olarak işi ileri doğru götürecek unsurlar nelerdir? Oradan başlar. Bu üründen düşünmüyoruz veya hotlu bir değerlendirme merkezi demiyoruz. Ben yetenek yönetimiyle benim iş ve işimin güdücülerine, yürüten unsurlara nasıl bağlayabilirim? Neden bahsettik bu 5 dakikadan beri? Şimdi iş çevrelerinden bahsettik.
bugün için, gelecekte olsun ne gibi manzara arz edecek iş çevremizi? Kendinize sormanız gereken ilk şey, yetenek yönetimi uygularken bir kere iş dünyası neye benziyor? Ne gibi manzara var? Benim için yetenek sınıflandırması yönetimi ne anlama geliyor? Burada bir takım stratejik öncelikler var. Ne yapacağız? Aynı zamanda kültürel öncelikler de var. Yani nasıl yapacağız? Ne tür bir kültür mevcut olacak kurum içinde? Yenilikçi mi olacak? Yalın mı olacak? Etkin mi olacak? Neye benzer bir kültür olacak? Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bunu yaparken her şeyden önce işi güdümlerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz, yaklaşabilirsiniz. Bir kere tespit ettikten sonra, yani iş unsurlarına, işi güden unsurlara baktıktan sonra bir takım kilit öncelikler ortaya çıkar. CEO'ya sorabilirsiniz. Kuruluşunuzdaki iş liderlerine, yöneticilerine sorabilirsiniz. İşinizde geleceğe dönük başarıya ne gibi unsurlar gerekecektir? Başarı nelere dayalı yürüyebilir? Bunu yaptığınızda ben şunu söylemek isterim. Burada iyi bir yetenek yönetimi uygulamazsınız. Ben yatay entegrasyon var. Daha etkin çalışıyorum. Maliyetleri düşürdüm. Yeni piyasalar, yeni ürünlerimi lanse ediyorum. Peki benim insanlarımda, benim çevremde bunu gerçekleştirebilmem için başarı neye benzeyecek ki? Yani bunu yapmakta iyi olan insanları ayıran nedir? İyi yapmayanlarla ayıran veya vasat olanlardan ayıran unsurlar nelerdir? İyi insanlar, bir takım şeylere sahip olan insanlar işini ileriye götürürler. Bunu bir başarı profiliyle gerçekleştirebilirsiniz. Kuruluş içindeki her bir seviyede şöyle bir şey soracaksınız kendinize. İyi nedir? İyi neye benzer? Nasıldır iyi? Diğer bir soru ile, bu iyiden benim ne kadar ihtiyacım var? Ne kadara ihtiyacım var ki iş stratejilerimi uygulayabileyim, yürütebileyim? Diğer bir soru ise, bu iyiden bende ne kadar var? Ve daha fazla iyileri istihdam etmem gerekiyor mu? Yoksa daha fazla iyi geliştirmem, eğitmem gerekiyor mu? İşte bütün her şeyin odak noktasını, iyi bir yetenek yönetim sisteminin çekirdeğini, odak noktasını bunlar teşkil ediyor.